Biz hamburgere farklı bir gözle bakıyoruz. Devlet sırrı gibi sakladığımız soslarımız var. El yapımı mayonez, ketçap, ekmek, kaşar, her şeyi özel. Bizim hala 50 yıldır gelen müşterilerimiz var. Cheeseburger dediğin zaman herkesin bildiği bir şey. Mesela eggburger var, yumurtalı hamburger. Aa, öyle bir şey mi var diyorlar. Halbuki bizde var. McDonald's yoktu bizim zamanımızda. 1977'de McDonald's yoktu. Bizimki biraz ana sütü gibi bağımlılık yapıyor diyelim. İsmim Mustafa Polat. Cheeseburger Cafeteria'nın yöneticiliğini, ustalığını yapıyorum. Ustalarımız, patronlarımız, biz bir ekip olarak varız burada. Ben 1974'ten beri aşçılık yapıyorum. Bu işe başladığım zaman yıllarda bulaşıkçılıkla başladım. Hani derler ya, çekirdekten yetişme, ben öyleyim. Mutfakta büyüdüm. Mutfağın özüyle büyüdük. Hele o zamanlar daha zordu. Çünkü o zamanlar klima yoktu, havalandırma sistemleri yoktu. Öyle bir şey yoktu. Şimdi çok rahat. Tamam, yine de zorluğu var tabii ki. Yağ sıçrar, bıçak elini keser. Bunları yaşıyoruz. Bunları yaşamazsan zaten sanatkar olamıyorsun. Parmağın kesilecek birkaç defa. Onu hissedeceksin. Buranın kuruluşu yıl 1977. Cemil Topuzlu Caddesi, Çiftahuzlar. Büyük kulübün karşısındayız. Eskiden buralar yazlık olarak kullanılırdı. İnsanlar buraya yazlığa gelirdi ve bizim yazın işlerimiz daha iyi olurdu. Şu caddeden araba bile geçmezdi. Hamburger yoktu. Yani çok az hamburger vardı. Bir de hamburger kültürü yoktu zaten Türkiye'de. Bizim yaptığımız sistem hamburger Türkiye'de ilk. Açık ızgarada yapılan hamburger ilk. Bizim gibi hamburger yapan yoktu. O zamanlar hamburgeri ya ekmek fırınları gibi fırınlar vardı, pastacı fırınları, onlar da yaparlardı. Ya da tost makinalarında, böyle bildiğiniz basma tost makinesi gibi, onlar da yaparlardı. Bizim gibi yapan hala çok az. Çünkü biz hamburgere farklı bir gözle bakıyoruz. Şimdi buranın hamburgerin özelliği klasik olsun diye demiyorum. El yapımı mayonez, ketçap, ekmek, kaşar, her şeyi özel. Belki herkes bunu söylüyor olabilir kendi işleri için ama bu hakikaten böyle. Biz 50 yıldır ne kaşarcımızı, ne kasabımızı, ne ekmekçimizi, yumurtacımızı bile değiştirmiyoruz. Sırf bozulmasın diye, sırf farklı bir şey almayalım diye. Belki fiyat olarak biraz farklı ödüyoruz, yüksek ödüyoruz ama en azından misafirlerimizin ilk günkü yediği yemeği sağlıyoruz. O zamanlarda güzel restoranlar vardı. Vardı ama halkın erişmesi zordu. Böyle çok lüks yerlerdeydi ve herkes gidip yiyemiyordu. Hamburger kültürünü de bilmiyorlardı insanlar. Bunlar bizim jenerasyondan sonra başladı. Bizden görüp başkaları açtı. Başkaları başkalarından görerek açtı. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı ama yaptı ama yapamadı. Çoğu 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra kapattı gitti. Evet, biz de zorlandık. Evet, biz de iş yapamadığımız zamanlar vardı ama biz dayandık. Çok şükür bugünlere geldik. Arkasında durmak, iyi yönetmek, ekip kurmak. Ekip çok önemli. Siz birey olarak bir şey yapamazsınız. Hep bir ekip işi. Biz yaptığımızı her şeyi günlük hazırlıyoruz. Etimiz, soslarımız, ekmeğimiz, mayonezimiz, ketçabımız, her şey günlük hazırlanıyor. Yani biz bugün kalan şeyi yarına vermiyoruz. Burası takdir edersiniz muhit olarak biraz daha yaşam seviyesi yüksek insanların yaşadığı bir yer. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar hamburgeri Avrupa'da falan görüp yiyen insan topluluğu daha fazlaydı. Onun için güzel tepkiler aldık. Güzel müşterilerimiz vardı. Bizim hala 50 yıldır gelen müşterilerimiz var. Gençken gelen arkadaşlar şimdi torunlarıyla geliyorlar. Hiç yediği hamburgeri 50 yıldır değiştirmeyen, aynı hamburger, yani cheeseburger ise cheeseburger, Jumbo Burger ise Jumbo Burger yiyen insanlar aynı, hiç değiştirmiyor. 50 yıldır aynı hamburgeri yiyor. Bazen ben diyorum ya, bugün bak yeni bir şey yaptık. Tamam, onu da çok beğeniyor ama bir ondan ver diyor. Yine eskisinden vazgeçmiyor yani. Bizim menümüz bayağı geniş. Cheeseburger dediğin zaman herkesin bildiği bir şey. Mesela eggburger var, yumurtalı hamburger. Bunu ilk söylediğim zaman insanlar
öyle bir şey mi var diyorlar. Halbuki bizde var. Jumbo burger var, acılı. Beef burger var, küçük parça etlerinden yaptığımız. Bonfile etinden yapıp löp olarak küçük küçük doğrayıp ekmeğin arasına soslayıp yaptığımız bir, o da çok özel bir burger. Vejetaryen burgerimiz var, fish burgerimiz var. Hepsi bizim üzerinde çalışarak yaptığımız, yani deneyerek, beğenerek yaptığımız burgerler. Bunların büyükleri var. Big cheese, big beef, big egg adlandırdığımız burgerlerimiz var. Bir de böyle iki katlı. İşte bir katında köfte, bir katında sosis, bir katında biftek, bir katında tavuk gibi birçok 7-8 çeşit de böyle burgerimiz var ama en çok bizde giden cheeseburger, jumbo burger, la shark burgerimiz var mesela. Hafif içine kuzu eti katarak ve kremeze soğan ve sarımsakla yaptığımız çok tutulan, bir de çok beğenilen bir hamburgerimiz de öyle var. McDonald's yoktu bizim zamanımızda. 1977'de McDonald's yoktu. McDonald's'ın gelme yılları 80'li yıllar. McDonald's zaten bir burger değil bence. Yani farklı bir şey. Bizden kıyası olamaz. Yani onlarda zaten bizim çeşidimiz yok. Onlarda 2-3 çeşit burger var. Yani bizde 12-13 çeşit burger var. Onlarda öyle bir şey yok. Biz müesses olarak halimizden çok memnunuz. Başkalarını bilmiyorum. Evet, bugün cebinde bir miktar parası olan, hafif işten anladığını sanan ya da işte bir yerden görüp, öğrenip, taklit eden insanlar hamburgerci açıyor. Ama bu iş diyorum ya, sevgi işi. Bu iş evlat büyütmek gibi. Evladı nasıl 2 dakika bırakırsanız ya eşiğe takılır düşer ya sandalyeye kafasını vurur. Bu da öyle bir şey. Seveceksin, sevgini vereceksin. Vermezsen büyütemezsin, gelen misafirlerine ev halkıymış gibi, evin insanıymış gibi davranmak zorundasın. Onlara o gözle bakmak zorundasın ki onlara o güveni, onlara o lezzeti, onlara o keyfi yaşatmalısın ki bizim gibi 50 yıl ya da 48 yıl kalasın, hizmet veresin, sevesin, sevilesin. Burasını böyle kalabalık ortamlara açılan hamburgerciler gibi ya da fast foodcular gibi öyle yerlerde var, evet. Ama biz öyle değiliz. Biz daha çok restoran, yani misafirlerimiz bunu bize yaşatıyorlar. O kadar çok misafirim, o kadar çok tanıdığım Avrupa'dan, Amerika'dan uçaktan iniyor ve direkt Jumbo Burger'e geliyor, J Burger'e geliyor hamburger yemek için. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ya da diyor ki bana falanca yere gönderin, yeni geldim bir şey yemek istemiyorum, direkt onu yemek istiyorum. Burada büyümüş bir çocuk Amerika'ya okumaya gidiyor. Annesi yanına gidiyorsa giderken soruyor, benden ne istersin diye, ben hamburger istiyorum diyor. Ben bunu çok yaşadım. Yani çok yaşadım derken en az bir 20-30 defa Kanada'ya, Avrupa'nın birçok ülkesine, Ankara'ya, Bursa'ya, şuraya buraya zaten çok gönderiyorum. Bizimki biraz ana sütü gibi bağımlılık yapıyor diyelim. İçine kattığımız şeyler, ekmek, et, evet karbonhidratı yüksek. Yağ oranı belki patates kızartmasından dolayı yüksek. Ama şunu söyleyeyim, en azından içinde yabancı bir katkı maddesi yok. Ekmeği biz 2 gün bir yerde unutulan bir ekmek küfleniyor bizde veya bir gün sonra küfleniyor. Ama bugün çoğu restoranın kullandığı hamburger ekmekleri aylarca duruyor. Bizde öyle bir şey yok. Bunu yapan insanlar da siz de biliyorsunuz, katkı malzemeli gıdalar çok ağırlıkta. Bizi insanların takdir etmesi, bize gelmeleri, bize yönelmelerinin sebebi bu. Bizim devlet sırrı gibi sakladığımız soslarımız var. Mayonez, ketçap ama farklı. Yani bu mayonez dediğiniz zaman hani genel klasik bir mayonez var, öyle bir şey değil. Bu bize özel. Bizi bilenler bilir. Ekmeğimiz 100 gram. Bir burgerin içindeki et, köfte olsun, et olsun, tavuk olsun, balık olsun, vejeteryan olsun. Bunlar 80 gram. Ve onların iki katı olan burgerlerimiz var. Yani 160 gram olan burgerlerimiz var. Bigler, onların da köfteleri 160 gram civarında. Gibi her şeyi günlük yaptığımız için her şeyin arkasındayız, sapasağlam duruyoruz. Dekorasyona gelince mekanımız ev ortamında döşemeye çalıştık. Bülent Solmaz'ın otomobil yarışçısı aynı zamanda. Aşağı yukarı 30 yıldır otomobil yarışçısı. Kendisinin kupalarını, emniyet kemerini, direksiyonunu dekorasyon olarak kullandık. Çok da sevilen, beğenilen bir ortam oluştu. Evet, ünlüler geliyor ama bizim zaten burada büyüyen,
arkadaşlarımız, çocuklarımız diye bakıyorum ben onlara. Bizim kardeşlerimiz diye bakıyorum. Futbolcular da geliyor. Bütün televizyon dünyasından tanıdığımız çok çok ünlü insanlar da geliyor. Yaş grubunda her yaştan artık torunuyla geliyor insanlar. Laf olsun diye söylemiyorum. O kadar çok ki, çünkü ben de aşağı yukarı 45-50 yıldır buradayım. Ve o insanları tanıyorum. Biz beraber büyüdük, beraber büyüttük burayı. Ben onlara hep şey diyorum. Buranın sahibi bizim kadar sizsiniz de. Ben öyle bakıyorum. Biz artık 60'lı yaşları devirdik Bülent Bey ile ben. Artık yeni jenerasyon var. Mert Bey var, Bülent Bey'in oğlu. İkinci jenerasyon oldu. İşi artık o yönetiyor, o ilgileniyor. Yönetim tarzıyla diyelim, yönetim şekliyle. Bundan sonrası onun takdiri. Hamburg evin reçetesini eşinize öğrettiniz mi? Çocuklarıma bile öğretmedim. Yeminle çocuklarıma bile öğretmedim. Belki eski kafalıyım, belki çok sırdaşım ama yok. Benim gözümde ekmek yediğin yer, çocuklarını büyüttüğün, yaşamını kurduğun, tatile gittiğin, yani bir ömürdür. Benim için odur. Onu kimseyle paylaşamazsın. Evindeki özelin gibidir burası. Yok, hayır. Yani kimseye yok. Benden çok öğrenmek isteyen çok insan oldu ama hayır, yok. Hayır.